Merhaba arkadaşlar, ben Hamdi Ocak. Okul web siteleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde pop-up, yani pop-up dediğimiz açılır menü göreceğiz. Nasıl yaparız bu işlemi? Yani hani bakanlık daha önce yapıyordu, okullar yapamıyordu. Site açıldığı anda hemen bir sayfa geliyor ve önemli duyuru, haber ya da videolar varsa onları yayınlıyordu. Aynı işlemi biz de yapabiliyoruz. Öncelikli olarak bir duyuru ekleyeyim. Ve bu duyuruyu açılır menü yapacağım arkadaşlar. Haber içeriğimiz ya da duyuru içeriğimiz şu olsun. Şuradan kaldırayım bunu. Ve geliyorum arkadaşlar, hemen şu açıklama kısmına da yayınla kısmına. Yayınlamaya da bilirsiniz arkadaşlar, çok önemli değil. Yayınla diyelim. Yayınla kısmı bizim için çok önemli değil. Yayınlamasak da burada var. Bakın, böyle bir duyuru hazırladım. Dedim ki işte yetiştirilmek üzere eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak atananlarla ilgili bir duyurumuz var. Ve ben geliyorum, hemen bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra açılır menü, yani pop-up kısmına geliyorum. Bakın arkadaşlar, yayından kaldır diyor, yayınla diyorum. Seçenek kısmına, yani seç kısmına geliyorum. Ne yapacağım ben? İçerik bağlantısı ekleyeceğim. Duyurular kısmından en son eklediğimi bakın. Burada yayınlanacak bağlantı, yani hangi içeriği yayınlayacağım? Onu seçiyorum. Kaydet diyorum. Yani bir intro oluşturmuş olduk. Yayınla dediğim anda hemen açılır menüm geldi arkadaşlar. Bakın. Açılır menüm geldi. Buradan açılır menüden herhangi bir önemli duyuru vesairelerinizi video ekleyebiliyorsunuz. Video ekleme kısmını daha önce il web sitelerinde anlatmıştım. O yüzden oraya bakabilirsiniz. Ben sadece duyuru olarak buraya açılır menüyü anlattım arkadaşlar. Bu şekilde bitirmiş olalım. Sayfamı yenilediğimde tekrar gelecek. Bakın, kapat kısmından ya da ESC ile açılır menüden çıkabilirsiniz. Tabi burada açılır menü üzerinde oynama şansınız çok fazla olmuyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Hani boyutlarını vesairelerini kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Ana sayfaya geçeyim. Bakın, şuradan geliyorum. Sadece bir içerik ekleyip o içeriği açılır menü yapabiliyorsunuz. İl web sitelerinde, ilçe web sitelerinde biraz daha farklı boyutlarını vesairelerini de ayarlayabiliyorsunuz. Bizim için en azından bir okul açıldığında ilk öğretim haftası kutlaması olabilir. Acil durumlarda bir duyuru olabilir. İşte sınav başvuruları olabilir. TEOG için önemli duyurularınız olabilir. Bunları sitenizde açılır menü yaparak daha önemini artırabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sona erdi.